Evet sevgili Ankara, Ankara'da olmak çok güzel. Doğuma, büyüme, bütün okullarımı burada okudum. Burada ilk hayatıma başladım. Onun için Ankara'da olmak harika. Özellikle de Ankara'da okuyup, çalışıp daha sonra İstanbul'a gidenlerde falan bu çok daha yaygın bir şey. Çünkü buraya geldiğinizde bir yerden bir yere gidebileceğinizi görüyorsunuz. Yani başka şehirlerde pek mümkün olmuyor. Şimdi tabii Ankara'nın tek güzelliği bu değil. Mesela dürümcüleri de çok güzel. Bir hanımefendi daha önce dönerden falan bahsetti. Şimdi buradaki pürüzlerden biri de hangi dürümcüye gideceğiniz konusu olabilir. Hatta İstanbul'da şey esprisi yapıyorlar. Dürüm olmadan önce Ankara'da millet ne yiyordu falan diye bir espri de var. Şimdi bir sürü dürümcü var. Birine gitmek istiyorum ama hangisi, ne bileyim, yazı turu atmak bir yöntem olabilir. Yazı turu atsam da şu yukarıdakine mi yoksa şu soldakine mi gitsem dedim. Yazı turu atacağım. Bir kelime oyunu yok. Hani yazı tura atarken böyle işte para hileli mi? Yok efendim, tura tarafı daha ağır. Attığınızda tura tarafı yere gelir. Yazının çıkma ihtimali daha yüksek falan. Bunları sallasak. Ve desek ki hilesiz bir para atacağım. Yazı çıkarsa benim istediğim dürümcüye gideceğiz. Tura çıkarsa sizinkine gideceğiz. Ve ben yazı turu yatmak üzereyim. Yazı gelme ihtimali nedir? Çok teşekkür ederim. %50. Peki bu neye bağlıdır efendim? Yani %50 ihtimalle yazı gelmesi neye bağlı? Süper. Genelde şans ama o şans denen şeyi zorlayabiliriz. Şöyle zorlayabiliriz. İşte ben dün buraya antrenmana geldim. Sabahtan akşama kadar değil mi yazı turu attım sizin söylediğiniz gibi. Defalarca attım, elimi sabit tuttum. Paranın 4 kez taklatmasını sağlamaya çalıştım. Yazıyı üst tarafa koydum. Rüzgar yoktu, ışık iyiydi filan. Bir süre sonra attığımı vurabilirim. Yani defalarca atıp aslında hep yazı gelmesini belki de sağlayabilirim. Yani bizim şu anda %50'dir, şanstır filan dediğimiz şey kuvvetle muhtemeldir ki ölçemediğimiz için. Yani bütün parametrelere hakim olmadığımız için naif bir şekilde atarsan %50 filan diyorsunuz. Oysa ben defalarca ölçseydim, antrenman yapsaydım yüzlerce, binlerce kez işte efendim şu kadar Newton filan toplamında tutturabilirdim bile. Şimdi bu mesele önemli çünkü hani böyle yazı turada çok kritik olmayabilir ama mesela finans da önemli bir konu. Yani paranızı yönetsin diye işte paranızı insanlara teslim ediyorsunuz. Portföy yönetim şirketleri var değil mi? Fon yönetim şirketleri var falan. Bunları teslim ettiğinizde onlar sizin paranızı valla büyük ihtimalle kazandırırız falan diye yönetseler sıkıntı çekerdik. Yani büyük ihtimal diye bir şey yok. Orada durum değişiyor. Diyoruz ki işte biz matematik kuracağız. Çok optimum bir şey yakalamaya çalışacağız. Bununla ilgili bir sürü finans kitabı var. Bir bölümü bizim ülkemizde kıymetli hocalarımızın yazdığı kitaplar. Bir bölümü ise işte yurt dışından çeviri kitaplar. Ama tamamında önemli birkaç konu vardır portföy yönetimiyle ilgili. Şimdi bunlardan bir tanesini, mühim çalışmalardan bir tanesini sizinle paylaşacağım. Tabii bir akşam olmuş 6-6.30 böyle korkunç bir grafik gelecek. Tetalı, betalı falan çok karışık. Anlaması çok zor ama hiç panik yapmayın. Ben buradayım, size yardımcı olacağım. Yani bu çok zor grafiği hep beraber kolayca okuyacağız yani. Bu çok çok zor grafik ki tepede William Sharpe'a atfedilmiş. Pek çok çalışmacının uzun süre yaptığı çalışmaların bir özeti. Ve gördüğünüz gibi risk getiri kardeştir diyor. Yani çok kazanmak istiyorsanız fazla risk almanız lazım. Bir taraftan da diyor ki, yani sizi çok risk almaya razı etmek için size yüksek, çok muazzam bir getiri önermem, sunmam lazım. Bunun dışında niye o kadar yüksek risk alasınız ki? Şimdi bu muazzam çalışma bugün baktığınızda çok da zor gibi gelmiyor. Ben de bunu biliyorum falan diyen arkadaşlara mutlaka vardır. Bunun bir de accuracy var. Daha sonra çok daha daha ünlü olan bir iktisatçı finansın yaptığı bir çalışma var. O da diyor ki ya şimdi bu arkadaşın mevduat yerine parasını ne bileyim hisse senedine yatırırsa çok daha fazla kazanacağını biliyoruz ama bir hisse yerine 5 hisseye yatırırsa riski düşürebilir. Yani şu meşhur çeşitlendir, portföy yap, böylece riskin o kadar da yüksek olmasın meselesi. Bu da Harry Markowitz'e atfedilmiş ve 1990'da Nobel Ekonomi Ödülü alıyor bununla. Şimdi bana ne söylüyor? Bunlardan bir tanesi diyor ki kardeşim bak işte risk getirir kardeştir. Adabıyla risk al, çok risk alırsan çok kazanırsın falan. Öbürü de diyor ki ya bir de bunu yaparken sen portföy oluştur. Bir tane bir şey alma, 3'e 5'e böl diyor. Oysa ki Ankara'dayız, Türkiye'deyiz, bir sürü arkadaşım şöyle düşünüyor değil mi? Bunları ben de biliyorum. Yani bunu ben de yapardım diyen arkadaşım bile vardır muhtemelen. Buna mı Nobel vermişler? Buna Nobel vermişler. Tabii böyle bir karikatür zeytinime bakmayın. Çok ciddi bir çalışma bu. Bugün bizi biliyoruz gibi gelebilir. Buradaki pürüz şu. Para yöneten herkes bu grafikleri biliyor.
bilmeyen arkadaşım varsa artık siz de biliyorsunuz. Ama sorun bunların içerisindeki o betaları, tetaları, aldığınız hisseyi nereden nereye koyacağınız büyük bir problem. O kolay bir iş değil. İşte o kolay iş, yani grafiklerde kolay olan iş, çünkü üniversitede bunu bir parametre olarak veriyorlar. Siz alıp çarpıyorsunuz, bölüyorsunuz. Betası, tetası tamam. Ama para yönettiğinizde oradaki değişkenler yok. Onlar hayatın içinde. İşte o zaman diyoruz ki, Houston, bir problemimiz var. Yani biz buradan böyle rahat gördük ama Houston, bir problemimiz var. Çünkü ben bunları bulmakta zorlanıyorum. Sonra okullarda bunu farklı şekillerde öğretiyoruz. İşte karar ağaçları falan var finans kitaplarına baktığınızda. Orada diyoruz ki bak, bir yatırım fırsatı varsa şunları şunları yapacaksın. Mesela bir yatırım fırsatımız var ve 1 milyon lira para yatıracağız. Buradaki herkesin 1 milyon lirası vardır herhalde diye düşünüyorum. Olmayan arkadaşlar sessizce sağdan ve soldan çıkın. Oturalım, şaka şaka. Şimdi iki olası çıktı var ve bu çıktıların gerçekleşme olasılığı eşit. Yani deminki %50. %50 ihtimalle bu ya da öbürü. Peki nedir bu çıktılar? İyi ihtimal 4 milyon lira kazanacağız. Yani 1 milyon lira koyacağız. 4 milyon kazanma ne demek o? 3 kazanacağım yani, değil mi? Hani 1 milyonum 4 milyon olacak. İkinci ihtimal ise yatırımımız sıfırlanacak. Şimdi bunu okulda ben bir arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma anlatsam ya da bir hocamız bana anlatsaydı şöyle ilerliyordu. O zaman bunun bir dünyasını şöyle bir grafik üzerine gösterelim. Olasılık dağılımımız nedir? 0.50 ihtimalle 3 milyon lira kazanacağız, değil mi? Hani 1 koyuyoruz ya, 3 kazanacağız. 0.50 ihtimalle eksi 1 milyon paramızı kaybedeceğiz. O zaman soğuk matematik bana çok kolay bir cevap veriyor. 0.50 ihtimalle 3 milyon, değil mi? 0.50 ihtimalle eksi 1 milyon. Demek ki bu yatırımın beklenen getirisi artı 1 milyon lira. Bu yatırıma girilir diyoruz biz. Süper. Okulda ve sınavda ve kitaplarda bu çok basit. Oysa burada bazı pürüzler var. Mesela şöyle pürüzler var. Bu harika fırsatı değerlendirmek için 1 milyon liramız var mı? Ya da var. Yok. 0.50, %50 ihtimalle bunu kaybederim. Yani matematik olarak doğru. Kaybederseniz acaba çocuğun okul taksiti riske girer mi? Ya da o 1 milyonu kaybettiğinizde daha büyük bir şey başınıza gelebilir mi? Bunları sormazsanız matematik olarak bu gayet feasible bir şey. Bu olasılıkları kim hesapladı bu arada? Hani 0.50 ihtimalle bu, 0.50 ihtimalle bu. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. İşe gireceğiz baba, ne olur? 0.50 ihtimalle 4 milyon kazanırız bizim dürümcüden falan. Böyle bir ihtimal yok. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunlar aslında gerçekte problemli. Üstelik de bu bunların gerçekleşme ihtimali ne? Yine aynı muhabbet. %50-50 yine mi şans diyeceğiz? Ama demin biz şansın ne olduğunu gördük. Değişkenleri ölçemediğimiz için belirsizlik altında biz bunlara şans dedik. O zaman iki yeni kavramımız var. Risk ve belirsizlik. Risk biraz daha kolay gibi. Hayatımızın içinden bir kavram gibi. Çünkü risk de sözlük anlamıyla şöyle. Gelecekte istenmeyen bir durumun ortaya çıkma ihtimali. Ya gelecekte istenmeyen bir durumun ortaya çıkma ihtimali şöyle bir şey. Bastım ve ilerlemiyor slaytım. Gelecekte risk budur. Değil mi? Risk nedir'in şu anda hemen uygulamalı şeyini yapıyoruz. Risk budur. Slaytımız ilerlemiyor. Risk gelecekte istenmeyen bir durumun ortaya çıkma ihtimali. Peki bu istenmeyen durumun ortaya çıkma ihtimali şöyle bir şey mi? Bugün yağmur yağabilir diye şemsiye aldım. Yağmur yağarsa şemsiyem var. Süper. Şemsiyem yok ve yağmur yağarsa işte bu istenmeyen durum. Peki şemsiyem var ve yağmur yağmazsa? Sorun yok diyorsunuz da ben bütün gün şemsiye taşımış oluyorum. Yani bu risk tanımının içinde şöyle bir şey var. Bende şemsiye var ya da yok ayrı konu. Yağmur yağarsa başka bir şey, yağmazsa başka bir şey olmalı. Oysa burada durumu şemsiyeye bağladık. Peki ya şöyle mi olmalıydı? Bugün şu saatlerde Ankara'da hava sıcaklığı 22 derece olur diye tahminde bulundum. Gömlek giydim. 20 derece oldu, bu bir risk. 24 oldu. Neyse canım, hava sıcak mı diyeceğim? Yoksa ben hala tutturamadım mı? Ben hala tutturamadım. Çünkü tahminim 20 idi, 18 tutturamadım. 22 yine tutturamadım. Doğru tanım aslında beklentiden sapmadır. Yani şemsiyeniz olup olmaması değildir konu. Beklentiden sapmadır. Şimdi burada bir diğer kavram da belirsizlik. Çoğunlukla riskle aynı anlamda kullanılıyor belirsizlik. Oysa ki pratikte aynı şey değil. Belirsizliğin benim açımdan en beğendiğim, en basit tanımlarından bir tanesi şu. Elde edilebilecek muhtemel sonuçların dağılımı. Bu işe girersek ne olabilir? Şu ya da şu. İki ihtimal. Bu ya da bu. Üç ihtimal. Belirsizlik yüksek. Şu 24 sonuçtan birisi olabilir derlerse belirsizlik çok daha fazla yüksek oldu. Demek ki burada
O dağılım ne kadar darsa belirsizliği az diye yorumluyoruz. Bak bu da işimi çözdü. Ama bu iki kavramla ilgili minik birkaç tane sorun var. Bunlardan ilki şu. Bu olumsuz sonucun ortaya çıkma ihtimali yalnızca %10. O olumsuz sonuç ne? %10 ihtimalle öleceksiniz. %10 düşük bir ihtimal mi şu anda? Artık düşük bir ihtimal değil bu %10. Dolayısıyla neyin ihtimalinden bahsettiğimize göre bu iş değişir. İşsizlik tarihi düşük seviyede %5. Harika. O işsiz bensem, işsizlik %100'dür benim açımdan. Buradaki risk çok daha yüksek. Ya da belirsizlik aslında çok düşük. Çünkü sadece iki ihtimal var. Öyle mi? Nedir onlar? Ya batarız ya çıkarız. Doğru. Belirsizlik gayet dar görünüyor. Oysa ki bundan daha farklı bir şey eğer siz o işin içindeyseniz. Dolayısıyla yine Houston'ı yardıma çağırıyoruz. Houston, bir problemimiz var. Bu arada bu Houston meselesi de biliyorsunuz yani. Düşünsene, binlerce mühendis çalışıyor. Milyarlarca dolar bağlamış adamlar. Aya adam yolluyorlar. Şimdi hesaplar var. Abi tam çıkarken sürtünme olacak. Oradan meteor gelebilir. Göktaşı çarpabilir. Efendim oksijen bitebilir falan. Bu kadar çalışma var. Oradan biri arıyor. Houston, bir problemimiz var diye. Şimdi karşı tarafta Houston'dan şöyle bir cevap gelebilir. Abi şu kadar operasyon içinde bir tane problemin varsa boş ver abi, sana bir şey olmasın diyebilirler yani. Bu gerçekten çok büyük bir organizasyon aslında. Şimdi efendim bu böyle risk, belirsizlik falan konuşulduğunda benim bir tane hikayem, bir anım var. O gelir aklıma. Farklı eğitimlerde, programlarda karşılaştığım arkadaşlarım varsa bu adamın başka anısı yok mu falan diyebilirler ama bu böyle çok beğendiğim bir hikaye falan değil. Yaşadığım bir hikaye. Demin söyledim, ben Ankaralıyım. Burada doğdum, büyüdüm, eğitim, okul, üniversite falan. İlk işime de Ankara'da başladım. Ve bir borsa ile ilgili bir aracı kurumda çalışmaya başladım. Şimdi işe başladık. Çok gencim. Benden bir 6-7 ay falan daha önce işe başlamış. Benden bir yaş küçük genç bir arkadaş var. Onunla beraber işe başladık. Benden önce gelmiş ya, askerdeki kıdem gibi böyle soruyorum. Abi bu nereden, ekran nereden, kapı nereden, alarm nereden falan. Çok çalışkan bir çocuk. İşletme okumuş. Bir taraftan da uluslararası ilişkiler master yapıyor. Çok da çalışkan. Sürekli işte bilgisayar bozuluyor. Teknik servis arayacağız. Bu diyor ki ya nasılsa teknik servis gelecek. Bir ben kurcalasam bilgisayarı. Belki tamir ederim. Ya edemezsem nasılsa teknik servis gelecek. Bak diyoruz. İşte diyorlar ki mesela haftada böyle 4 gün tatil olur. Hani cumayı kaytarsanız 9 gün tatil yaparsınız ya. Herkes gider, müdürüm ben kaçsam cuma günü diye. O gelip diyor ki cuma ben çalışabilir miyim? Biz diyoruz ki ya böyle bir ekip arkadaşımız olduğu için çok mutluyuz. Bu adam çalışıyor, biz tatile gidiyoruz falan. Diyorum ki oğlum sen niye kalıyorsun cuma? Herkes tatile gidecek. Ya diyor müşteri falan da gelmez. Bilmediğim ekranlara falan çalışırım. Çok güzel olur diyor. İşte eskiden şimdiki gibi cep telefonunuzdan çat diye hisse alamıyorsunuz. Fiyatlar uydudan, çanak antenden geliyor. Ankara'da şimdiki Ankara değil. Kar başlamış, her tarafta kar var. Çanak antenin içine kar yağdığında veri gelmez. Yani çanağın kar yağıyor, sen fiyatları göremiyorsun. Apartman görevlisini arıyoruz. Abi çıkıver de çanağı temizle falan diye. Bu diyor ki abi ben çıkabilir miyim? Oğlum sen niye çıkıyorsun çatıya? Diyor ki abi kar nereye gelince ekran bozuluyor, görmek istiyorum. Çık oğlum, Allah seni bildiği gibi yapsın falan diyoruz. Böyle absürt hikayeleri var. Mesela bir gün gelmiş, iki dil biliyoruz, üçüncü dil öğreneceğim ben. Ücretsiz bir kurs buldum. İtalyanca'ya mı Japonca'ya mı gideyim dedi. Dedim ki ya ne üçüncü dili oğlum, lazım değil sen bunlarla falan. Abi nasılsa gideceğim, hangisine gideyim dedi. O zamanlar Ankara'da Japonca öğrenebileceğiniz bir yer yok. Ben dedim Japonca bir fırsat, bari Japonca öğren. Onu da yaptı, geldi. Hadi son bir şey daha söyleyeyim. Çankaya'dayız, Kızılay'da şube açılacak. Ustalar, ameliler, kabloları falan çekiyor. Müdür de diyor ki oğlum biri gitsin bunların başında dursun. Hani kablo mablo geçiyor, doğru yerden mi geçiyor, çalışmaya gideceğiz. Biz lacivert takım elbiseyle işimizin başındayız yani. Ne gideceğiz şimdi ustaların başına? Bu diyor ki ben giderim abi. Hadi oğlum sen git falan. Biz çok mutluyuz. İkimiz diyorum ya en çömeziz. Akşamları da o zamanlar yine internet falan yok. Fax, genç arkadaşları bilir mi? Fax diye bir cihaz var. Fax gelecek, borsadan teyitleşeceğiz. Ben de onu beklerken İngiliz bir dergi var. Ekonomi dergisi çok meşhur, hala var olan. Ondan böyle haberlere bakıyorum. Baktım bir iş ilanı. Dedim ki birader gel, seni arıyorlar. Nasıl abi dedi. Dedim bak seni arıyorlar. Uluslararası bir Amerikan yatırım bankası Asya Pasifik'te açacağı yeni şubesi için İngilizce bilen, tercihen bölge dillerinden birini bilen, yeni şube açma tecrübesi olan, enflasyonist ülke vatandaşı ya da böyle bir piyasada 2 yıl çalışmış olan eleman aramaktadır. Oğlum diyorum seni arıyorlar. Dedi ki abi bu uluslararası baskı, dünya baskısı ya, binlerce adam vardır.
Dedim bu kadar saçma özelliği bir arada olan 1000 kişi vardır dünyada. Bunun 950 tanesinin çok iyi bir işi vardır. Kalan 50 tanenin 40 tanesi bu dergiyi okumaz. O kalan 10 kişinin 5 tanesi kesin beni almazlar diye başvurmaz. Sen dedim girebilirsin. Başvurdu. Arka tarafı sonra öğreniyoruz. Adama beğenmişler. Çağıracaklar mülakata. Fakat oradaki Amerikan kurumunun Türkiye'deki muhabiri de bizim çalıştığımız kurum. Adamlar diyor ki bunların elemanını çalarsak hani ayıp olur mu? Diye bizim insan kaynaklarını arıyorlar. Diyorlar ki sizden bir genç çocuk başvurmuş, çok sevdik, alacağız da size ayıp olmasın. Hani bu çocuğu alabilir miyiz? Onlar da diyor ki 2 dakika dur. Ankara'yı bizi arıyorlar. Oğlum bizde böyle genç pırlanta gibi çocuk varmış. He var, yan masada oturuyor. Ya onu biz bir tutalım ya. Niye? New York'ta şube açacağız. Böyle biri lazımdı. Bunu gönderelim dediler. Bizim şirketteki en çömez adam New York şubesini açmaya gitti. 30 yıldır Amerika'da çalışıyor. Şimdi bu olaya hazırlık yapmanız mümkün mü? Mümkün değil. Bunu hazırlık yapamazsınız. Bu hayata hazır olmaktır. Böyle bir belirsizlik var. Ben bununla ilgili çalışıp bir de Japonca öğrenmem lazım diye bir planınız muhtemelen olamaz. Buradaki hikaye, buna çalışmak mümkün değil. Buna bu anlamda hazır olmak mümkün. Yani o şey olacak diye değil ama ben burada çalışırım. Ben bunu yaptıktan sonra o fırsat çıkarsa bunu yaparım. O fırsat çıkar ve ben hazır değilsem işte o zaman Houston bir problemimiz var. Teşekkür ederim. Sağ olun.